tedrikalılar varmış. Ben bugün özellikle bunun için geldim. Parlamento Haber.com'un genel yayın yönetmeni biliyorsunuz. Bakmaya geldim. Yürüdüm. İnsanlar hiç böyle bir şey göremedim. Böyle bir şey yok. Yani birisini araya sokup çekilen bir pankartla bu birisi üzerinden tamamı büyük bir toplumu, büyük bir yapıyı veya büyük bir vatandaş toplumunun hepsini terörist itham edemezsiniz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ü İstanbul hükümeti terörist ilan etmişti, idam cezası vermişti. Referandumdan önce Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan hayır cephesini terörist ilan etti. Doğru mu? Bugün de adalet için yürüyenleri terörist ilan ediyorlar. Demek ki Ankara iktidarı, yani Anadolu iktidarı, Anadolu devletleri, Türk devletleri İstanbul'a doğru yürüdüğü için birileri bundan korkuyorlar. Niçin İstanbul'dan Ankara'ya değil de Ankara'dan İstanbul'a? Bunu bile daha çözememişler. Anadolu iktidarı Ankara'dan İstanbul'a başlamışlar. Bu budur yani. Şimdi kalkıp bu kadar adaletsizlik içerisinde toplum kesimini memnun edebilirsin. Diğer kesimi memnun değil. Ne yapacaksın sen? Bu ülkenin 80 milyondan sorumlusun. Hepsine adalet, hepsine iş, hepsine aş vermekle mükellefsin. O senin partinin değil, bu benim partim. Böyle bir şey yok. Yani şimdi kalkıp da tamam insanları bölüp parçalamaya gerek yok. Özellikle burada muhalefet kesiminin, şimdi herhalde dün tahmin ediyorum Ahmet Türk katılmış, düşünebildiğim kadarıyla. En son ben işte Ahmet Türk'le sıkışan Sayın Devlet Bahçeli'ydi. PKK lideri Abdullah Öcalan'a da BK'da yani şimdi tek bir alan Doğu Perinçek'ti. PKK ile görüşen şerefsizdir diye Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Netice itibariyle ortada terörist kim sorusunu sormaya bizim ihtiyacımız yok. Başkalarının da sormasına gerek yok. Sadece